Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. 1-1-10 Kasım, yine hüzünlü bir Kasım sabahındayız. Bugün kahraman ulusumuzun, Büyük Önder ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğratılışının 83. yıl dönümü. Değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Esra Yıkar'ı Atatürk'ten Son Mektup adlı şiiri okuması için buraya davet ediyorum. Atatürk'ten sonra siz beni hala anlayamadınız ve anlayamayacaksınız çağlarca da. Hep tutturmuş yıl 1919, Mayıs'ın 19'u diyorsunuz. Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı artık. Bırakın. Rahat etsin anılarda şehitler. Siz bana neler yaptınız, ondan haber verin. Hakkından gelebildiniz mi? Yokluğun, sefaletin. Mustafa Kemal'i anlamak, yerinde saymak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bana muştular getirin bir daha. Uygar uluslara eşiğini buluşlardan. Kuru söz değil, iş istiyorum sizden, anladınız mı? Uzaya Türk adına Atatürk kapsülüyle yazdınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak, alınmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Acıklı anılar dudaklarınızda. Hala oturmuş 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum. Uyanın, uyanın. Uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaları. Mustafa Kemal'i anlamak, ağlamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece sözler. Seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil. Bilim ağrısın saçlarınızı, kitaplar. Ancak böyle aydınlanır bu sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal'i anlamak, avunmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece sözde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Gene bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın. Yaşıyor damar damar yüreklerde. Atatürk diyor ki, ey Türk genç, birinci vazifem Türk istiklaline, Türk Cumhuriyeti'ne ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeli. Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. 11H sınıfından Mavi Aydınlık adlı oratoryoyu hep birlikte izliyoruz. Babası öldü. Yetim büyüdü. Tümü evlat oldu. Tutuklandı. Aksaktırdı. Sürüldü. İşsiz kaldı. Hastalandı böbreklerinden. Vuruldu göğsünden. Mesleğine atıldı. İdama çarptırıldı. Kardeşleri öldü. Evet. İşte sıralı olamayacaklar. Zor bir hayat. Sonra ne oldu? 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu. İlerinden bir ülke arası yetti. Tanıdınız mı? Bildiniz mi? O onur hayatı kim yaşamış? Bildiniz mi kurtarıcınızı? Cumhuriyetimizin kurucusu. Sırt Dağları'nda devlet başkanlığı genişmeyimizi işte bu. Bir yetimin yaşadıkları diller dirilmemiş acıları işte bu. Korkmayalım engellerden. Korkmayalım yalnız kalmaktan. Korkmayalım işsizlikten, parasızlıktan. Korkmayalım.
Korkmayalım gerçeklerden, doğrulardan. Örnek mi? İşte örnek. Önder, işte önder. İşte hayat, işte kahraman. İşte yürek, işte cesaret, işte korku. İşte kibir, işte anahtar. Atatürk ölmez. Ben ölürüm. Benimle bir eksilir Atatürk.
Sen doğarsın. O doğar. Başkaları doğar. Seninle bin doğar, bin çoğalır, bin yücelişir. Dünya sürer. Yaşam sürer. Sürer Atatürk. Atatürk bir ilk hızlı doğdaki. Bombu çatlatan bir yüz. Kolayı denen ilk vuruş. Kuşun kalıtındaki ilk gün. Hoş demiş, atıl demiş sana durulur mu? Atatürk durmuş mu ki sen durasın? Atatürk tutmuş mu ki sen tutasın? Atatürk ölmüş mü ki sen ölesin? Bir özlem çizgisinde her düşünce olunur. Bu yol insanlık yolu, Atatürk'ün yolu. Yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle dolu. Sevgi de yer yüzünü, güç tanrıdır. Uzamıyor çağlara destanlaşan yüce Türk. Yaşama sevincimiz büyük önder Atatürk. Duyduğumuz sevgimiz bir, ülkümüz anlamız tek. Yaşamak Atatürk'ü, söylemek Atatürk'ü. Ey ıssız geceler içinden bize eksiz sabahı getiren. Ey gecelerimizin güneşi, ey ışık saçlar. Ey yere kaçlar, ey çekilmiş hançer kılıçlar. Ey fikri dolan şakaklar, ey kalem parmaklar. Ey ay yıldızlı el, ey Atatürk. Ey mavi aydınlık. Özgürlük hala yüce değer. Özgürlük senin mavi gözlerinde. Özgürlük senin alev sözlerinde. Özgürlük seninle beraber içimizde. Asla işten yoktur ki lütfen unutulmuş büyük medeni niteliği ve medeni yeteneği geleceğe yükselen medeni bir güneş gibi doğacaktır. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün senden ve bütün medeni beşeriyetten dileyim ki beni hatırlayınız. Thank you.